Üretim Bandı Tekniği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Merhabalar, ben Ender Ahmet Yurt. Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli, beni özlemişsinizdir diye düşünüyorum. O yüzden de güzel bir bölümle döneyim dedim. Bu bölümki konuğum Eser Öztaraf. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Ender. Nasılsın? Ben iyiyim vallahi. Seni gördüm daha iyi oldu. İlk defa seninle konuşuyoruz galiba biz, online bile olsa. Evet, yani yüz yüze en azından sesli bir şekilde ilk defa denk geldik. Aslında bir anlamda sana da borçluyum. Çünkü bayağıdır bir yandan bir podcast kaydı yaparız diye konuşuyoruz. Ancak ben bir türlü müsaade hiç olamadım ve sen de sağ ol, en azından bugünlere kadar ısrarcı oldum ve çok teşekkürler anlayışın içinde. Benim bir huyum var böyle, yani sosyal medyada da yapıştığımda böyle bırakmıyorum, yani hani çok nazikçe durmadan belirli periyotlarda işte abi ne yaptın ya da nasıl görüşecektik, durumun nasıl, işte hastalık oluyor, çoluk oluyor, çocuk oluyor, özellikle bu korona zamanında çok Covid olanlar oldu. O Covid oldu, tam iyileşecekken bir daha oldu falan. Yani kimse zaten böyle kötülüğünden şey yapmıyor eminim. Yani bende de aynı şeyler mevcut. Hatta bir kere podcast çekecektik. Ben şey yapamadım. Hani benden dolayı iptal oldu bir saat önceden falan. O yüzden olabiliyor, çok iyi anlıyorum. Sen de çok yoğunsun zaten, biliyorum. Ama işte bu şimdi zaten konuşacağımız neler yapıyorsun, neler ediyorsun, bunları da biraz dallandıracağız. Biraz Eser'i tanıyacağız. Önce sen biraz kendinden bahseder misin kısaca? Tabii ki. İsmim Eser Özvataf. Türkiye'de büyürken evde bilgisayarı olan ilk jenerasyonun üyelerindenim. Bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. Nispeten yazılım alanındaki teknolojinin gelişimine birebir şahit olma şansım oldu. Erken yaşlarda programlama öğrendim. Profesyonel çalışma hayatıma 2001'de başladım. Toplamda 21 yıllık bir deneyimim oldu. Bu sürenin ilk 10 senesi hosting firmaları, işte yazılım evleri, ajanslarda geçti. Sonraki seneler kariyerim daha çok kurumsallarda ve startuplarda danışman ve yönetici şapkasıyla devam etti. Sektöre alaylı olarak başladığım eğitim hep sonradan takip etti. En son eğitimde bilgi teknolojileri üzerine uzmanlaştığım bir yüksek lisans programı bitirdim. Tezim kişilerin eğitim hayatlarının blockchain üzerine tutulabilmesi üzerineydi. Biraz daha dağıtık bir üniversite ve kişisel girişim fikriydi aslında. Hatta orada garip bir anekdot var. Okul dönemlerinde Web3 mevcut popülerliğine ulaşmadığı için tezimin konusunu insanlara çok zor anlatıyordum. Şu an bu konuda biraz daha rahatım. Bayağı bir hype teknoloji oldu diye düşünüyorum. Son çalıştığım 3 pozisyon Setur'da yazılım yöneticiliği, Türkiye Açık Kaynak Platformu'nda projeler koordinatörlüğü, Getir'de DevRel Director, yani Developer Relations Director. Aynı zamanda Agile Ofis'in de direktörlüğünü üstleniyordum. Geçtiğimiz haftalarda da DataPad'de CTO olarak katıldım. Bu elbette benim için yepyeni bir sayfa. Fakat bunun paralelinde bir bu kadar açıkçası kendimi tanıtırken bahsetmekten bir anlamda zevk duyduğum kısım, yazılım topluluklarında da naçizane bir üretim hayatım var. Senin de yaptığın gibi burada. İşte yazılımcı topluluklarından önce İstanbul ve Dev İzmir'de koordinatörüm. Ayrıca şu anda birkaç arkadaşla daha birlikte topluluklara destek verecek Ten Forward isimli bir girişim için çalışıyoruz. Bir yandan da YouTube kanalım ve blogum üzerinden içerik üretmeye çalışıyorum. Yine mümkün olduğunca açık kaynak projelerime zaman ayırmaya çalışıyorum. Son zamanlarda da açık kaynakta odak noktam Dino. Hem kendim kütüphaneler geliştiriyorum hem de ekosisteme yardımcı olmaya çalışıyor. Bir anlamda da platformun kendi çapında, yani benim kendi çapımda ve etki alanımda evangelistliğini üstlenmeye çalışıyorum. Yine naçizane çok etkili olduğumu düşünmeden bunları kendim hakkında herhalde özetleyebilirim. Vallahi birkaç kere böleyim dedim ama bitiriyor gibi oldun. Böyle hareketle ediyorsun bir anda anlatırken. Bir türlü bitmedi. Eminim de bitmemiştir. Sen çünkü birazını biliyorum, anlatmadıklarım var. DataPad öncesinde mesela Dev Relation rolünde hiç bahsetmedin gibi, ya yani böyle duymadım. Getirdi yani. DevRel tarafından aslında bahsettim ama hızlıca geçmiş olabilirim.
Okey, ben kaçırmış olabilirim o arada not alırken. Çünkü gerçekten konuşacak güzel konular var. Özellikle bu açık kaynak girişimi vardı ve şu an çok ben takip edememekle beraber ne var alemde olduğunu merak ediyorum. Bu birincisi Dino'yu, hani biraz da podcast'ın adı teknik olduğu için hani tabii, hadi oradan da girelim istiyorum ama önce bir Datapet'ten biraz bahsedelim mi? Yeni pozisyonun hayırlı olsun, zaten çok iyi bir ay falan oldu galiba. CTO'luk olmuş, güzel, hani title da var, Chief Officer. Yani nedir Datapet, ne yapıyorsunuz ve sen orada neler yapıyorsun? Hani CTO ama bir startup, bu nasıl bir şey yani? Evet, bir startup. Hatta ben önce kendi motivasyonumu anlatayım. Benim için erken aşamadan büyümeye doğru yola çıkabileceğim, işte sonu olana kadar her aşamasında olmayı arzuladığım bir yolculuk da tabii benim için. Biraz daha işte impactful olabileceğim, işte verdiğim kararları daha etkili olarak direkt çıktıya yansıtabileceğim bir gündelik hayatla orada başladım ve zaten amacım buydu. Datapet'e aslında bir mobil ürün gibi bakabiliriz. Tabii ki bu mobil ürünün tabii ki bugün olan birçok yazılım çözümü gibi arka planda da inanılmaz bir derinliği var. Mobille başlayan, yakın zamanda web sürümünde yayına alabileceğimiz bir ürün. Günümüzde böyle ekipler halinde hedeflerine ulaşmak için çalışan organizasyonların biraz daha veri odaklı olmasında oluşabilecek engelleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Burada da iki adet şey karşımıza çıkıyor. İşte görselleştirme ve ulaşılabilirlik. Bugün zaten belli başlı BI tool'ları, Business Intelligence tool'ları bu tarz hizmetler veriyor. Ancak buradan datayı mine edecek birçok ekip de gereksinimiyle geliyorlar. Burada aslında biraz daha konuyu user experience açısından çok daha basit bir noktaya getirip halihazırda entegre olabileceğimiz sistemlerle, Google Analytics'ten Stripe'a tutalım ya da İşte daha çok müşteri tarafında Intercom, HubSpot gibisinden platformların datalarını hemen sana dashboard olarak sunabilecek bir mobil uygulama kimliğinde şu anda. Zaten herkes indirip şu anda şey yapabiliyor, App Store'dan alıp deneyebiliyor. Hem ücretsiz bugünkü feature'larıyla beraber, herhangi bir pricing modeli yok. Hem de kolayca Datapet kullanmaya başlıyorsunuz. Bugün hedefimiz tabii ki hani product market fit bir anlamda da. Dediğim gibi user experience'a odaklanıyoruz. İlk dashboarding tool'u değiliz ama biz biraz daha KPI collaboration, yani ekiplerin tamamen beraber bakabildiği dataları oluşturmaya çalışıyoruz. Datapet kısaca böyle. Senin soruların varsa tabii onları da yanıtlayabilirim. Hemen sorayım çok hızlıca. Nasıl bir ekip var? Kaç kişisiniz? Nasıl bölünüyorsunuz? Aslında biz şu anda bir anlamda şey, hani pre-seed almış, yeni başlamış, içeride founding engineer'lar olan ve bir yandan da iş ilanlarını açmış, büyümeye çalışan bir ekibiz. Şu anda koda değen, ben kendimi çıkarttığım zaman 4 arkadaş daha var ve nasıl çalışıyoruz konusunda şöyle diyebilirim. Launch'a kadar aslında herkesin bootstrap hareket ettiği, bir MVP yani proof of concept üzerinden gidildiği, bugün de artık aktif kullanıcıların olmasıyla beraber bu kullanıcıların eventlerini de takip edip işte funnel bazında bakıp insanlar hangi ekranları kullanıyorlar, daha çok buradan nasıl verimler alıp ilgileniyorlar diye aslında veri odaklı bir platformu da veri odaklı inşa etmeye çalıştığımız bir yapıda çalışıyoruz. Ekip yani aslında yeni başlayan bir ekip. Bir yandan da büyümek için ortada bir ürün var. Yan ürünler geliyor dediğim gibi, web gibi. Bu şekilde ilerliyoruz şu an. Vallahi çok güzel, yani şey, çok güzel bir şey. Bu bizim Mert'le Seyfettin de bahsediyordu bu yıl diye bir kitaptan. O kitapta da şey diyor. İlk önce işte sen de ondan bahsettin. İlk versiyonda vizyonla yaparsın. Ondan sonra data vizyon, hani dataya bakarak ikinci versiyonda çalışırsın. Sizde de zaten hani tam onu dedin. Şimdi dataya bakıyorsunuz o funnel'lardan. Full stack dedin, bilmem ne bir şeyler şey, hangi, yok o full stack'e girmeyeceğim, merak etme, o bitmeyen bir tartışma. Hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz? Şimdi mobil app dedin ama bunun bir backend'i de vardır eminim. Biz JavaScript'i çok derinlemesine kullanıyoruz her şeyden önce. Tabii ki yani TypeScript gibi yan ekosistemdeki diğer araçlarla beraber kullanıyoruz. Mobil uygulamamız React Native üzerine inşa edilmiş durumda. Backend'de de yine JavaScript ağırlıklı kullanıyoruz. Bir yandan bazı servisleri de Go'la yapabilir miyiz diye kendi aramızda konuştuk. İşte ön tarafta işte BFF dediğimiz, diğer servisleri koordine eden backend for frontend dediğimiz kapı da aslında şu anda mesela Go'la yazılıyor aktif olarak. Biraz aslında şey, ihtiyaçlara yönelik
aldığımız kararlar. Ama JavaScript bir anlamda bizi portability, yani kodun taşınabilirliği, bazen launch'ta yaşamış olduğumuz şey krizleri geliyor aklıma bu konuşma ne zaman açılsa. Bazen o kadar backend'de yoğun iş oluyor ki bazı lojikleri frontend'de çözmeye çalışıyorsun. İşte mobil uygulamanın kendi içinde çözmeye çalışıyorsun ki hızlıca ship edebil, o time to market'i yakalayabil. Mesela daha sonra o lojiyi backend'e taşıyabilmek konusunda JavaScript çok önemli bir aset haline geliyor bizim için. Ve yine herkes full stack ve launch'a kadar böyleydi dedim ya. Burada nispeten bizi POC'ye götüren noktada bayağı iyi bir seçim oldu JavaScript diye gözlemliyorum. Tabii hani benim dediğim gibi dataset maceram çok yeni ama oturup içerideki arkadaşlarla konuştuğum zaman en azından ben de zaten böyle düşünüyordum ki hikayede böyle gelişmiş diye görüyorum. Daha çok JavaScript diye özetleyebilirim aslında sorunu. Süper bir framework yok galiba, vanilya diyorlar. Şöyle, JavaScript ekosistemi çok çeşitli olduğu için birçok paket kullanıyoruz tabii ki. Yani işte Express'i kullanıyorsun. Biz birazdan belki sorarsan yani Dino tarafında OAuth gibi şeyler de kullanmaya başladık, Express'in muadili. Yine frontend tarafında React Native devam ediyor. Web projesi React'le başladı. Aslında birçok bilinen araç kullanılıyor burada. Yine backend tarafında veya işte daha çok işte mimari tarafında belli workflow'lar kullanıyoruz. İşte orada Argo CD gibi workflow management tool'ları kullanıyoruz. Aslında birçok destek aldığımız ve managed olarak da kullandığımız işte Firebase gibisinden bileşenler var mimarimiz içerisinde. Çünkü bir yandan da dediğim gibi bir POC'ye yürürken aslında mümkün olduğunca hem piyasada pratikleri bilinen hem kendini kanıtlamış, oturup kendin yazmayacağın ve bug ratio'yu daha aşağıda tutabilecek güvenli adımlar atmak istediğin için biz aslında maksimum kütüphane ve komponent kullanmaya da açığız diyebilirim. Bir vadede dedin JavaScript olan bazı yerlere Go'ya geçilmek istiyoruz ya da geçilmeye başladık dedin. O ney bu kararı size aldırttı ve neden Go oldu? Aslında JavaScript olan yerleri Go'ya geçirmek değil, orada yanlış ifade etmiş olabilirim. Halihazırda JavaScript ile yazılmış mikroservisler var. Bu mikroservisler aslında şu anda direkt olarak kendilerine gelindiği zaman müşterinin isteklerini direkt karşılıyorlar gibi o günkü ihtiyaca göre yazılmış servisler. Şimdi tekrar bir oyun planı yapıldığı zaman, yani bizim artık web versiyonumuz da geliyor. Web versiyonumuz geldiği zaman şimdi mobilde çözdüğümüz şeyleri web'e de hizmet etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla hem web'e hem mobile yazacağımız kodları da bir noktada ortaklaştırmamız, bunlara işte testler yazıyor olmamız, kod tekrarına girmememiz gerekiyor gibi belli vizyonlarımız var. Bunun için servislerin başına bazen API Gateway, bazen BFF gibi bazı diğer servisleri de koordine edebilecek veya işte diğer servislerden dataları aggregate edebilecek bazı servisler konumlandırıyoruz. Bu yeni konumlandırdığımız servislerden bir tanesi Go'la yazılıyor. Orada da aslında benim neredeyse ekiple tanışmama denk gelen bir dönemde bu karar alınmıştı. Ve bu kararlar içinde zaten hani mimari karar dokümanları üzerinden yine review süreciyle gidiyoruz. Go'nun şöyle bir gücü var. Nispeten daha iyi bir lerlik ve mesajlaşma protokolü sunabiliyor. Buradaki performansa ihtiyaç olacağını öngörüp biraz aslında orada Go'nun özelliklerinin daha iyi match olduğunu, JavaScript'te daha iyi business logic yazarken, yani daha iyi derken içerideki ekibin know-how'ını vesaire göz önünde bulundurduğumuzdan, teknik bir şeyden bahsetmiyorum. Orada daha hızlı hareket edecekken, daha az bilinmezliğimiz varken daha teknik, böyle birden fazla kanalla birden fazla içerideki mikroservise ulaşalım. Bunları da concurrency en verimli olacak şekilde kullanıcılara sunalım dediğimiz zaman Go burada zaten bir anlamda iyi bir tercihti. Bunu yapabiliyorduk ve hadi bunu da Go'la yazalım diye ilerledik açıkçası. JavaScript'le yapılabilir miydi? Yapılırdı. Biraz daha farklı teknik tercihler almak durumunda kalırdık. Çünkü biraz tekniğe gireceğim ama JavaScript aslında proses içerisinde çok fazla paralel olamıyor veya işte bir mikro işlemciyi core'larına kadar ve işte o direkt thread'lerle vesaire yönetemiyor. Go bunu daha iyi yapıyor. JavaScript'te de bunu yapabilirsin ama tamamen işte cloud provider'ın veya işte işletim sisteminin proses dışından paralelleştirme yollarını kullanarak yapıyorsun. Go bunu tamamen prosesin içerisinde yapıyor. Farklı bir yol. Orada yöntemimiz değişirdi. JavaScript'le de yapabilirdik aslında. Evet, güzel bir tercih. Bir de yani sonuçta mesela Rust da olabilirmiş gibi geldi bana ama ekosistem küçük. Yani community küçük. Yani Go biraz daha developer
bulma anlamında rahat olacaktır. Bir de içeride şu an tabii proof of concept bir şey yaptığınız için biraz onu geçmişsiniz anladığım kadarıyla, ama hani bilenlerin olması iyi oluyor tabii ki. İçeride go no hava olan arkadaşlar vardı. O yüzden öğrenmek isteyen arkadaşlar vardı. O yüzden zaten öyle bir tercihte bulunduk. Dediğin gibi Rust da aynı işi görebilirdi. O zaman data pad olayını kapatmadan hemen bir şey sorayım. Bir insan arıyoruz dedin. Nasıl insanlar arıyorsunuz? İş ilanlara nereden ulaşabilirler? Buradan duyurmak istersen duyurabilirsin. Çok teşekkürler. Datapad.io üzerinden ulaşabilirler. LinkedIn üzerinde şu anda direkt sayfadan da bildiğim kadarıyla share edilmiş şekilde post olarak, ama Datapad.io üzerinde zaten Open Positions diye bir link görecekler. Oradan ulaşabilirler. Yani sosyal medyadan beni takip ederlerse ben de arada çok rahatsız etmeyecek şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Müthiş. Şimdi bir adım geriye gidelim. Gelelim Getir'e. Ama şimdiden disclaimer vereyim. Getir'le ilgili öyle bir şey konuşmayacağız arkadaşlar. Hani ben ne eseri yormak istiyorum ne kendim çok fazla işin, sizin merak ettiğiniz dedikodular muhtemelen vardır dinleyiciler, ama ben Getir'deki pozisyonla ilgili bir şey konuşmak isteyeceğim. Çünkü ben bu pozisyonu çok yeni duymaya başladım yani, ve belki vardı bilmiyorum. Biraz açar mısın orada, yani orada değil de senin bu pozisyonun devrel dedikleri pozisyon, developer relation oluyor galiba açılımı. Nedir global anlamda? Ne yapar? Sen Getir'de neler yaptın? Diyelim bir firman, ürünün, derneğin vesaire var. Buna kısaca organizasyon diyelim. Bu isim altında genelleştirelim. Devrel bir organizasyonla yazılımcı kitlesi arasındaki ortak faydayı nasıl arttırabileceğine kafa yoran bir disiplin. Uluslararası ilişkilerde nasıl iki ülke arasında bir diplomasi ve çıkar yürütülüyorsa taraflar arasında, devrelde de aslında developer ve organizasyon kesişiminde bu trafiği nasıl arttırabiliriz, nasıl işbirliği yapabiliriz, nasıl iki tarafında isteklerini gerçekleştirirken bir anlamda iki tarafta memnun ayrılır bu ilişkinin sonucundan gibi konular devrelin alanına giriyor. Bu iki tarafa da hizmet edecek strateji ve taktikleri hazırlamakla ilgileniyor devrel. Bir örnek üzerinden daha gidebilirim. Halkla ilişkiler, o da nasıl şirketlerin halkla ilişkileri var ve bunu direkt hani kriz yönetiminden tut biraz daha doğru mesajlar verme veya işte nispeten ürünle ilgili feedbackleri iyileştirme ya da o markayla ilgili insanların iyi hissetmesini sağlama. Bunu yaparken de tabii hani böyle algısal bir marketing ekibi gibi davranmak değil de aslında o markanın oluşturduğu kötü algılar varsa biz bunları nasıl iyileştirebiliriz? Yani kendimizi düzeltmemiz gereken kısımlar var mı diye halkla ilişkiler ekipleri çalışıyorlarsa, devrel bunun biraz daha kısıtlı hali ve özelleştirilmiş hali. Nasıl özelleştirilmiş hali oluyor? Nispeten daha böyle developer background'lı insanlar devrel oluyor çoğu zaman. Olmayabilir bu arada. Önemli olan o kitleyi tanıması ve o kitlenin en azından dertlerini ve kaygılarını sözcü olarak organizasyona sunabilmesi. Organizasyonun yapmaya çalıştıklarını da yine aynı şekilde o kitlenin bir şekilde anlayabileceği şekilde net mesajlar haline getirebilmesi gerekiyor bir developer relations tarafında çalışan insanların. Geçenlerde aslında bununla ilgili bir blogumda da seriye başladım. Hani bir kendim devrel olma yolculuğum nasıl başladı? Hani neler biriktirdim? Bu disiplinle nasıl tanıştım vesaire gibi bir partta bir şeyleri o şekilde anlattım. İkinci aşamada da tam senin sorduğun aslında sen neler yaptın kısmını anlatmaya çalışmıştım. Devrel tarafı aslında şirketin yapmış olduğu faaliyetlere göre de çok değişken olabiliyor. Dünyadaki ilk devrel ben değilim. Birçok Amazon, Microsoft gibi büyük developerların kullanabileceği, hatta developerların kullanarak başladığı, yani bir ürünün satın alma kararını developerların başlattığı bazı durumlar var. Mesela nasıl bir örnek verebilirim? Amazon Web Services gibi bir şirket kendi altyapısında Amazon Web Services'ı kullanıyorsa muhtemelen içeride Amazon Web Services'la ilgilenen, o konuda uzmanlığı olan yazılımcıları vardır. Ya da işte Microsoft Azure kullanıyorlardır. Yine Microsoft ekosistemine dair belli uzmanlar vardır ki o firma Microsoft Azure'la ilerlemekte kendini rahat hissediyordur. Developer Relations aslında daha çok böyle bir disiplinden ortaya çıktı. Kadir Akın da şu anda devrel olarak çalışıyor, sektörden tanıdığımız. Geçenlerde o biraz geçmişini araştırmış. Bende de bir ufku
açtı diyebilirim. Mesela ilk aslında devrel faaliyetleri Apple'da başlıyor. Çünkü Apple'ın hep böyle Objective-C gibi, işte Next gibi kendine münhasır platformları oluyor. Ve developerlar nasıl bize gelirler ve bu platformları kullanırlar gibi sorularla beraber başlıyorlar. Ve işte bugün Apple'ın developer konferansı vardır, hala devam eden. Bu tarz etkinliklerle bir anlamda developer relations faaliyetlerini sürdürüyor Apple. Yine bugün AWS konferansları, AWS uzmanları vesaire var. Bunlar da aslında devrel kapsamı içerisinde değerlendirilebilecek konular. Ama ikiye bölmek gerekirse işte harici devreller ve dahili devreller diye. Şu ana kadar hep harici olan kısmı anlattım. Ben Getir'de tabii ki developerlara yönelik bir ürünümüz yoktu Getir olarak. Ancak bizim hala bu tarz firmalarda da developerlarla aramızda organizasyonlar olarak yürütülen bir ilişki var. Kendimi çok nötr bir noktaya çektim farkındaysan. Çünkü ben tam ortada duruyorum aslında. İki tarafında dediğim gibi çıkar noktalarını bulmaya çalışan, bir anlamda arabulucu gibi konumlanmaya çalışıyordum devrelken. Peki internal tarafta dahili devreller ne yapıyor? Internal devrellerde aslında böyle bir kavram varmış yine yurt dışında. Türkiye'de bir anlamda benim kaşınmam ve literatür taramamla ortaya çıktı. Biz bir dönem önce sanırım en sonuncusunu geçen sene yapmışızdır. Bayağı ara verdik. Furkan Kılıç'la beraber Twitter'da Spaces'ta bazı yayınlar yapıyorduk. Bu yayınlar esnasında genelde hep developer lifestyle vesaire konuşuyoruz. Developer şirket ilişkisi konuşuyoruz. Bir tanesini kapatırken ben şey dedim. Yani devrel diye bir disiplin var ve Türkiye'deki firmalar bunu maalesef görmüyor. Bir anlamda da bu aslında şu anda sanırım gereksinim duyduğumuz bir şey Türkiye ekosisteminde demiştim. Daha sonra şey gibi hissettim. Ya ben bunu savunuyorum. Böyle bir literatürde durum olduğunun farkındayım. Developer experience'ın hani çalışan deneyimi olarak da önemli bir yer kapladığını düşünmeye başladım. Bilhassa işte kendimiz yazılımcılar olarak konuştuğumuzda sürekli işte insan kaynaklarından şikayet ediyoruz, yöneticilerimizden şikayet ediyoruz. Bu noktada peki ben neden hali hazırda danışmanlık veren birisi olarak bir şeyler yapmıyorum noktasına getirdim. O zamana kadar biraz daha işte takım koçluğu, yazılımsal mimari konularda danışmanlık verirken kendi danışmanlık portföyüme, yani şu an artık danışman olarak çalışmıyorum o yüzden reklam gibi algılanmasın lütfen. Pandemi esnasında zaten uzaktan yaptığım bir işti. Developer Relations tarafını da ekledim. O dönem işte Getir'le bir temasım vardı zaten ve ben bu perspektifi söylediğimde bizim hep istediğimiz ve bir anlamda günlük production'dan zaman ayıramadığımız bir cephe olarak bu da çok değerli feedback'ini aldığım zaman dedim ki evet, yani buna şirketler de aslında çok olumlu bakıyor. Diyelim çok büyük bir firmasınız, işte Spotify model uyguluyorsunuz içeride. Engineering director'larınız var, engineering manager'larınız var. Bu arkadaşların işte uzantısı olarak bir product ekibi var. Buradaki ilişkiye hiçbir türlü aslında dahil değil devrel. En azından benim takip ettiğim implementasyonda günlük işleri kovalamayan, daha çok dediğim gibi biraz daha iletişim stratejisi üzerine kafa yoran ve çalışan deneyimini arttırmak üzerine çalışmalar yapıyorduk. Çünkü günün sonunda hedefler şunlardı aslında. Çalışan deneyimini arttırmak, insanların aidiyetini, firmaya karşı olan nispeten hislerini ve bağlılığını arttırmakla ilgili bir çalışma alanımız vardı. Bu bölümlük bu kadar ama Eser'le olan podcast'imiz ilerleyen bölümlerde devam edecek. Lütfen Yönetim Bandı Teknik Podcast'ini takip etmeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.